Pardon. Halil İbrahim Karasu'nun odası nerede acaba? Ben eşeyim. Diğer koridordaki üçüncü odada. Tamam, sağ olun. Pardon, müsaade eder misiniz? Etmem. Anlamadım. Sen burada istemiyorsun. Siz kimsiniz? Benim kim olduğum seni ilgilendirmez. Git buradan. Arkadaşım, kimsin bilmiyorum ama ben Halil İbrahim'in eşiyim. Zeynep. Zeynep Leto yani. Halil İbrahim'i vuran çocuğun ablası. Yolda sana bunu anlatmaya çalıştım. Gidelim hadi. Gitmek ne demek ya? Hiçbir yere gitmiyorum ben. Çekil önümden. Otur oturduğun yerde. Gerçekten çok özür dilerim. Ben daha başına nasıl bir bela açabilirim inan bilmiyorum. Ne olur affet beni kardeşim adına, ailem adına senden çok özür dilerim Halil İbrahim. Tamam Zeynep. İyiyim ben, merak etme. İyisin çok şükür ama ya olmasaydın? Her şey benim yüzümden oldu. Yani hakikaten biraz senin yüzünden oldu Zeynep. Ya kardeşin gelip de ablamın söyleyecekleri var deyince gafil avlamış bunları. Kurban olayım bunlar demez ama ormancı kardeşlerin kabahati. Ama merak etme ben onların var ya keseceğim biletini. Tuncay nasıl böyle bir şey yaptı inanın aklım almıyor. Kardeşimi kim doldurdu gerçekten bilmiyorum. Yılmaz Martan yaptırmıştır diyorsun hiç. Doğru şaşırmam derviş dayı. Ben Tuncay'ı karakola teslim ettim. Oğuz komutan onu konuşturur. İnşallah şu Yılmaz'ın yerini de öğrenir. O bulunduğu yeri çoktan terk etmiştir. Zeynep, sen kimle geldin? Abimle geldim kapıda. Bu arada kapının önünde bir kız vardı. Benim önümü falan kesti, içeri giremezsin dedi. Yanında da küçük bir çocuk vardı. Kimdi o? Vallahi Zeynep, bu şekilde öğrenmeni istemezdik ama... O Halil İbrahim'in çocuğu Sevda. Ne? O senin önünü kesen kız da Halil İbrahim'in eski eşi. Batum'dan geldiler. Nasıl yani Eda Nur şaka mı yapıyorsun? Doğru mu bu? Halil İbrahim doğru mu bu? Bir şey söylesenize. Eda Nur ya. Eda Nur yüreğime iniyordu. Ne var? Hep letolar mı bize yara verecek? Azıcık da biz verelim dedim ya. Az kalsın inanacaktım. Ya bırak Zeynep nasıl da inandın ama. Helal olsun Eda Nur. İyi sıktın ha. Tam kalbinden hem de. Hadi çıkın dışarı, baş başa kalsınlar biraz. Hadi. Evet. Biz dışarıdayız ya. Bir şey istersen bas tuşa buluşa. Eyvallah kardeşim. Sahiden kimdi o kız? Bana sen net olsun, içeri giremezsin falan dedi. Yolumu kesti benim. Ben tembihledim. Hiç Leto'yu içeri almayın diye. Ben Leto değilim. Zeynep Karasu'yu.
yerlere. Yağmur olsam yağsam sana ıslatır mısın kendini benimle? Yoksa sen de dayanamaz da kaçar mısın en kuytu yerlere? Ya da bir gün düşsem kalsam, yaşamaktan bir an yorulsam, en karmaşık hallerimde kalır mısın benimle birlikte? Yoksa sen de dayanamaz da kaçar mısın bambaşka ellere? İyi günümde, kötü günümde, hayatımın her yerinde, aşk denilen bu resimde durur musun benimle birlikte? Yoksa sen de dayanamaz da gider misin bambaşka düşlere? Buyurun doktor bey. Bir sorun mu var? Zeynep, bu kocan Halil İbrahim seni aldatıyor biliyorsun değil mi? Hı?
Sana... Gerçekte kim olduğunu söyledi mi? Yoksa bana söylediği gibi hiç kimseyim mi dedi? Yılmaz, bizi öldürsen de bu hastaneden kurtulamazsın. Abimler, herkes aşağıda. Bak, buradan sağ çıkamazsın. Yok Zeynep. Aşağıda hiç kimse yok. Herkes beni babanın evinde sandığı için koştura koştura oraya gittiler. Halil İbrahim'in adamları bile benim peşimden Rıza'nın evine gittiler beni öldürmeye. Bu beraber ölmek üzere olduğun adam var ya. Kocan. Aslında senin kocan bile değil. Evliliğiniz bile bir numara. Niye evlendi seninle biliyor musun? Aileye girebilmek için. Ki babanın işlerini çökertebilsin. Bu adam görevli. Zeynep kaç! Anne İbrahim! Zeynep kaç! Zeynep kaç! Yardım edin! Yardım edin ne olur, polis çağırın, adamın silahı var. Silahı var adamın içeride, lütfen yardım edin. Bir güvenlik yok mu? Kimse yok mu, güvenlik yok mu burada? Bir yardım et! Zeynep Hanım! Ne oldu? Tamam, yardım edin, içeride, içeride silahı var. Buradaki oda. Tamam, yaklaşmayın, yaklaşmayın. Al kolay. Kalk! Hem İbrahim'in kim alacak ulan şimdi senin elinden? He? Hadi. He Yılmaz! Hadi sıksana. Kim alacak lan? Hadi komutanım. Komutanım. Üsteğmenim. Hadi. Tamam, adamı yakaladık, tamam. Bakın herkes iyi komutanım. İndirin silahı. Hadi. Komutanım. Kerim Çelişim. Ne oldu Üsteğmenim? Böyle mi eğitiyorlar sizi ha? Birbirinizi korlamayı böyle mi öğreniyorsunuz? Sus lan! Sus! Çıkar Alican şunu. İyi misin Halil İbrahim? İyiyim kardeşim, iyiyim. Ne oldu, canını kurtardık diye kardeş mi olduk ama? Kusura bakma komutanım. Genelde kardeşler kardeşe bu durumlarda böyle iyilikler yapar. Sen de bir kardeşlik yaptın. Sağ ol. Doktor bey gelir misiniz? Kanaması var. Doktor bey kanaması var. Acil müdahale odasını hazırlayın. Tamam. Sana tampon getir, çabuk. Ben burada kalsam olur mu? Yardımcı olacağım. Yavaş. Bir süre canlısı. O da bekleyin, tamam mı? Buradayım ben, bekliyorum. Gelebilir miyim? Tabii. Geçmiş olsun. Sağ olun. İyi misin? O pisliği geberseydim daha iyiyim diyebilirdim. Buldu belasını. Oğuz komutan çıkarken cinayete teşebbüsten suçüstü yakalandı. Artık kurtuluşu yok dedi. Bu arada abim aradı. Yılmaz'la ilgili bizi uyarmak için. Bütün olup biteni anlattım. Bizimkilerle birlikte yoldalarmış, geliyorlar. İyi, iyi. Gelsinler de gidelim artık evimize. Doktorla konuştum, dinlenmen lazımmış. Yarından önce taburcu edemeyiz dedi. Bu arada biraz ağrın olabilirmiş. O yüzden serumuna bolca ilaç kattırdım. Haberin olsun. Ne
O ne demek? Bilmem. Belki bu sayede seni konuşturabilirim diye düşündüm. Allah Allah. Onun için ilaca gerek yok. Sen sor. Ben anlatırım. Sen sor, ben anlatırım mı? Evet. Bu zamana kadar sana sorduğum neyi anlattın bana? Neyse, sen şimdi biraz dinlen. Biz illaki konuşuruz. Ya aklın başındayken ya da ilaçlıyken, orasını bilmem ama... ben seni konuştururum. Halil İbrahim. Beni seviyor musun? Çok. Uyumadan önce soracağım soruları düşündün, cevaplarını ezberledin, öyle uyudun değil mi? Seni çok seviyorum. Ama hiç güvenmiyorum. Dikkat et ha. Geçmiş olsun. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Muzaffer baba. Halil İbrahim. Hakkın helal et. Abi özür dileriz. Hata ettik. Olayın sizinle alakası yok kardeşim. Yüklenmeyin kendinize. Siz zahmet etmeyin. Ben yükleneceğim size. Sen kimseye yüklenme. Çocukların kabahati var da sizin yok mu? Bak Halil İbrahim'i hastanede yalnız bırakıp gittiniz. Yalnız değildim Yusuf abi. Koruman vardı. Tabii ne demezsin. Allah'tan yanında sen vardın Zeynep. Ne varsa kadınlarda var vallahi. Bunlara kalsa av peşinde ölüp gidecekler. Ya Hatun yeter daha. Ha? Bak adamı hastaneden aldık geldik. İnsan hoş geldin der. Geçmiş olsun der. Ayakta kalın içeri buyurun der. Ha? Hadi gelin geçelim. Hadi buyurun. Hadi geçin geçin. Hadi hoş geldin canım. Çok ya şükür. Tamam yakalamışlar bu pisliği ama şu insanlar bir hesap versin, bir ceza alsın artık ya. İnşallah kızım da oradan çıkmanın bir yolunu bulmasa. Nereden bulacak derviş? Adamı jandarma suçüstü yakalamış. Nasıl kurtulacak? Ailesini satar, itirafçı olur. Kendine zarar gelmesin diye her şeyi yapar. Ne misin? Geç şimdi de geç. Gel. Ay. Şöyle oturalım. Arkasına. Geç şurada geç şöyle. Yavaş yavaş otursun. Lastik koyun arkasına. Ay yavaş dikkat et. Yavaş. Keşke hastanede biraz daha kalsaydın be oğlum. Yaran çok taze daha. Siz bana bakarsınız Fatma anne. Hem hastaneden daha iyi bakarsınız kesin. Ay, bakarız evelallah. Ya biz bakarız bakmasına da. Niye biz bakıyoruz? Karım baksın. Hem yaradan anlar, pansumandan anlar. Kalsın kocasının yanında, iyileştirsin. Değil mi Zeynep? Eğer beni dinlerse hemen iyileştiririm. Yarın kendine bir iş bulup ayaklanmazsa hızlıca toparlanır. Yarın çok geç. Akşama işim var. Hayır, yok artık. Tamam şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Vallahi şaka yaptım. Bir süre hiçbir şey yapmayacağım. Hiç merak etmeyin. Merve abla, çorban var mı? Ceylan çok güzel bir çorba yaptı. Ben yapacaktım ama elimden aldı. İçersin, çok iyi gelir. Olur. Halil İbrahim. Ah benim sevdam, sen neredesin? Ben çok özledim seni. Sevda yavaş, yaralı. Merhaba Sevda. Merhaba. Karın artık bizimle mi kalacak? Aa, ben bilmiyorum. Kendisine sorman lazım. Siz tanıştınız mı? Hı hı, tanıştık. Ablam git dedi ona. Evet.
biraz tatsız bir tanışma oldu. Zeynep ben. Zeynep Karasu. Biz seni tekrar Leto oldu diye duymuştuk. Ondan öyle söyledim, kusura bakma. Kardeşin de Halil İbrahim'i vurunca. Haklısın. Ne desen haklısın. Ceylan bir çorba yapmışsın diye duyduk. Onun için geldik hastaneden. Hazır, hemen getireyim. Ben de yardım ettim. Aa, sen yardım ettiysen kesin çok güzel olmuştur. Canın acıyor mu? Acıysa bana söyle, ben hallederim. Anlaştık. Gel bakalım, gel. Nasıl halledeceksin sen, nasıl? Ben alayım. Öncesi olsun. Halil İbrahim, Fikret Leto gelmiş hastaneye. Şimdi sulh olduk mu? Dostla dost, düşmanla düşmanız. Kendisi bilir Yusuf abi. Ne çorbasıymış o, biz de acıktık ya. Bize de doldurun la. Evet ya Fatma. Görelim Fatma, bize de koyun, biz de içelim ya. İçeriz değil mi? Tabii. Berbe, turşu falan da çıkarın ya. Beraber biz de yardım edelim. Hadi. Halil İbrahim, gitsek mi buralardan? Anlamadım. Yani bir sürü olay yaşandı. Herkesin başına bir sürü şey geldi. Bu olaylar daha fazla büyürse seninle ben zarar göreceğiz. Yani ilişkimizi kastediyorum. Her şeyi geride bıraksak, yepyeni bir sayfa açsak, yeni bir başlangıç yapsak. Bence en doğrusu bu. Olur Zeynep'im. Nereye gidelim? Nereye istersin? Sen nereye istersen. Tamam. Tam olarak neyden kaçıyoruz peki? Hayır, bir şeyden kaçmıyoruz. Ben kaçmaktan bahsetmiyorum ki. Sen buraya yeni bir hayat kurmak için geldim demedin mi? Belli ki bu hayat belalı bir hayat. Ama güzel bir tarafı var ki bizi karşılaştırdı. Ben diyorum ki her şeyi arkamızda bırakalım. Belasız, dertsiz, tasasız bir hayat yaşayalım birlikte. İnsan gittiği yere kaderiyle gider. Senin o dediğin dertsiz, tasasız, belasız bir hayat belli ki benim kaderimde yok. Bana karşı dürüst konuşmuyorsun Halil İbrahim. Bana de ki, Zeynep benim bir davam var, bir planım var. Şu anda sana söyleyemediğim şeyler var, zamanla anlatacağım. O zaman seni anlarım. Ama her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes bir sürü şey söylüyor. Sen duymuyormuş gibi yapıyorsun. Ben duyuyorum. Hatta bazen o Yılmaz'ın söylediği şeylerde bile doğruluk payı varmış gibi geliyor bana. Lütfen bana karşı biraz açık olur musun? Zeynep. Ben olmak istediğim yerdeyim. Olmak istediğim insanlarlayım. Yanımda olmasını istediğim tek kişi de sensin. Başka bir şeyin bir önemi yok. Yani tamam, planlarım var. Bir davam var. Dava arkadaşlarım var. Ama inan, bunlardan biri de sensin. Her şeyi sana anlatmıyor olabilirim. Ama seni dışlamıyorum da. Nasıl beni dışlamıyorsun Halil İbrahim? Uzun zamandır bir arada değiliz zaten. Bir felaketle ayrılıyoruz, bir felaketle birleşiyoruz. Böyle hayat nasıl yaşanabilir ki? Şöyle yaşanabilir mesela. Sen bana bir söz vermiştin. Seninle her günüm son günüm gibi olacak demiştin. Sanki sözünde durmadığın gibi. İlk zorlukta benden vazgeçtin. Hayır, ben senden vazgeçmedim. Çok zor bir durumdaydım. Benim yanımda ol, bana yol göster dedim. Sen ne yüzüme baktın ne de gözlerimin içine baktın benim. Seni o küçük sevdaya bakarken gördüm.
Umut doluyorsun. Sanki çocukluğuna dönüyorsun. Sonra bir anda o duygularından hiç eser kalmıyor. Sert, katı, acımasız bir adama dönüşüyorsun. Hepsi de benim. Bak ben seni herkese ve her şeye rağmen sevdim. Eğer sen beni değişecek veya farklı biri olacağım diye seviyorsan biraz yanılıyorsun. Ben buyum. Doğru. Sen busun. Ben de bunu çok seviyorum. Yok desem mesela. Ne kadar tutabilirsin kendini? Tutarım canım. Tamam da ne kadar yani? Kaç dakika? Kaç dakika mı? Sor hadi. Mesela babam iyileşse, yani ayağa kalksa. Zeynep, ben bu konuyu konuşmak istemiyorum. Çünkü sana vereceğim her cevap seni üzer. Tamam peki. Sormadım, farz et. Senin sormak istediğin bir şey var mı? Yok. Nasıl yok canım? Hiç merak etmiyor musun benimle ilgili bir şey, geleceğimizle ilgili? Ben şu an anın tadını çıkarıyorum. Gördüğün gibi. Gelecekle ilgili bir kaygım da yok. Gelecekle ilgili kaygısı olmayan bir insan olur mu hiç? Yanımdasın Zeynep. Ne kaygısı? Bak bu güzel de. Hı. Sevdim bunu. Aslında bazen düşünüyorum. Bana bir şey olsa, başıma kötü bir şey gelse Zeynep ne yapar diye. Ne yaparmışım? Uzak bir yerlere gitsem beklersin diye düşündüm. Ama dönemeyeceğim bir yere gidersem eğer... Sakın Ali İbrahim. Sakın beni bırakıp bir yere gitme. Bekler misin? Ömrümün sonuna kadar beklerim. Peşini bırakmam yani. Aslında ben peşimi bırakabileceğim bir yol biliyorum. Neymiş? Şöyle boy boy çocuklarımız olsa mesela. Bence bırakırsın peşimi. Aa, ister miydin çocuk falan? Tabii ki de isterim. Böyle etrafta boy boy Zeynepler olacak. Sürekli sana soru soracak. Hı. Bence ben bir şekilde baş ederim onlarla da. Böyle boy boy Halil İbrahimler olursa sen ne yapacaksın? İşte benim bunu biraz düşünmem lazım.
Saat kaç? Bilmem. Saatim yok. Tahminen kaçtır? Tahminen birçok şey için geç. Ne gibi şeyler için geç? Seninle ilgili hiçbir şey için geç değil. Ali İbrahim, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yaran var. Dursana, ne yapıyorsun? Ay. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Yine ameliyat oldun, farkında mısın? İlk ameliyatım değil. Muhtemelen sonuncusu da olmayacak. İndir artık beni. Buraya kadar kimse yakalanmadan gel. Farkındayım. Ayrı kalabiliriz mi? Bu ne demek? Bence soru sorma. Ama... En azından bu gece. Ama... Sen nasıl girdin buraya? Dışarıda bir sürü adam var. Karımı almaya geldim. Kimse bana engel olamaz. Nasıl gideceğiz peki? Balkondan mı çıkacağız? Hayır. Kapıdan çıkacağız. Kapı kilitli ama Tamer sana anlatır. Tamam, çağır gelsin, açsın kapı. Tamer! Tamer, gel buraya, aç şu kapıyı. Zeynep sesleniyor, ben bir bakayım. Nedim anne, sen zahmet etme, bakarım ben. Hadi git oğlum o zaman. Tamam, gel buraya, aç şu kapıyı. Ne var ne? Ha, söyle. Allah Allah, patladın mı ya? Geride dur biraz. Ha, söyle, ne var? Lan. Lan, lan, lan. Ah! Şuraya. Ah! Gürültü geliyor. Duyuyor musunuz? Tamer'im. Ne işi var bu yılan başlarımızın? Can İbrahim. Yaklaşma. Bırak o silahı. Dur oğlum, dur. Yoksa önce oğlunun boynunu kırarım. Sonra da bir şarjörü beynine boşaltırım. Rıdvan Bey, bir şey yap. Rıdvan Bey. Ali İbrahim, dur. Kadınların önünde bana bunu yaptırma. Rıza Bey, yapma, kurban olayım. Oğlum sakin ol. Bırak uşağımı dedim. Yapma. Zeynep. Ali İbrahim. O
Oğlum bir sakin ol. Bak. Biz var ya, siz ne anne, siz ne? Biz de Zeynep'i evine gönderelim diye konuşuyorduk. Bana burada tokat atıp bu evden ölün çıkar diyen babamla mı konuştunuz bunu? Zeynep, defol git. Ankara'nın defol git. Azıcık sakin ol. Bağırmayın, durun. Durun. Halim abi yapma oğlum. Durun. Sık hadi. Yapma. Sık da bitsin bu iş. Hadi. Halim İbrahim. Buraya seni öldürmeye gelmedim. Karımı almaya geldim. Ama bekle beni. Seni öldürmeye de geleceğim. Defol git Ankara'na, defol git! Allah'ın cezası! Hüsmen! Ben İbrahim, dur, dışarıda adamlar var. Tamam. Sen beni burada bekle. Selam olsun Bolu Bey'ine, Bolu Bey'ine çıkıp şu dağa. Şimdi aksiyon başladı. Halil İbrahim, yakala git. Kalkan sesinden, kalkan sesinden. Dağla selam seslenmeli, seslenmeli. Atkışlemesinden, kalkan sesinden. Acele et de Turan. Kalkan sesinden, dağlar seda verir. Dur! Seslenmelidir, seslenmelidir. Atla, atla Turan! Sıkıntı Turan'a! Haydi. Haydi. Halil İbrahim, geliyorlar. Düşman geldi, tabur, tabur dizildi. Alın dizildi, alnımıza öyle yazı yazıldı. Yazı yazıldı, tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. İyi misiniz? Bozuldu, eğri kılıç kında paslanmalıdır, paslanmalıdır. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu, mertlik bozuldu. Eğri kılıç kında paslanmalıdır. Hadi evim çekti. Düşer mi hele şanından, aman şanından. Çoğunu ayırır her meydanından, her meydanından. Kırat köpüğünden, düşman kanından, düşman kanından. Çizme dolup şalvar ıslanmalıdır, ıslanmalıdır. Kırat köpüğünden, düşman kanından. Hadi eyvallah. Düşman kanından, çizme dolup şalvar. Islanmalıdır, ıslanmalıdır. Genelde kadınlar kocalarına benim için yaptığın şeylere teşekkür ederimler. Ama ben hep benim için yapmadıklarına teşekkür etmek zorunda kalıyorum. Anlamadım. Yani mesela kardeşim seni vurur, sen ona abilik yaparsın.
Babam sana her türlü kötülüğü yapar. Sen sırf ben üzülmeyeyim diye benim yanında bir şey yapmazsın gibi sayamayacağım bir sürü şey. Sen benim karımsın. Sevdiğimsin. Senin incinmemen için elimden ne geliyorsa yaparım. Biliyorum ki sen de benim için yapıyorsun. Mümkün olduğunca. Mesela sana hiç hayati sorular sormuyorum. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun, saat kaç dışında. Allah Allah. Daha ne soracaksın güzel gözlüm? Son derece basit, sade bir hayatım var benim. Basit ve sade mi? Doğru, kurşunların üstüne yürüyen son derece sıradan bir adamsın. Söz konusu sevdiklerimse, yürüdüğüm yolda doğru bir olsa, karşıdan neyin geldiğinin bir önemi yok. Ya benim kocam ne kadar mütevazı ya. Herkes senin yaptığını yapardı zaten. Karısını bir evden almak için bir sürü adam hastanelik ederdi. Ay dayı teşekkür ederiz. Niye zahmet ettin? Ağzınızın tadı gelsin dedim. Çok şükür ağzımızın tadı yerinde zaten dayı. Doğru ya. Sen sokakta atınca stresini, ağzının tadı yerine geliyor. Neyse, Mehmet Ali Bey aradı. Yarın öğlen yemeğe davetlisiniz. Ben de mi? Söylediği, ortaklarımız ve eşleri birlikte yemek yiyelim Doğut'un yerinde. Eşleri derken? Zeynep arar yarın öğrenir abisinden. Detay sormadım. Hadi size Allah rahatlık versin. İyi geceler dayı. Yani ben bu eşler mevzusunu pek bilemedim. Ayşe'nin ağzı hiç sıkı değildir. Evdekilere söylemesin. Vallahi onun da abini düşünsün. Herkes benim kadar şanslı değil. Bak şimdi. Mis gibi süt kokuyor. Hı? Hmm, çok kötüsün. Ne oldu sana? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Duyduklarımı sindirmeye çalışıyorum. Baban mı? Kim olacak babam tabii ki. Bu sefer kendini aşmış, abime hakaretler etmiş. Sen kimsin de benim yerime geçiyorsun demiş. Sonra anneme de seni boşayıp Asiye'yi alacağım falan demiş. Tamam, bunun nesine üzülüyorsun Zeynep?
Allah babanın cezasını vermiş işte. Daha ne istiyorsun? Aşk olsun sana. Ben derdimi anlatıyorum. Sen gülüyorsun. Tamam da Zeynep, bunun neyini üzüleyim ya? Her ailede böyle şeyler olur diyecek halim yok herhalde. Maalesef haklısın. İyi, Fikret susmuş. Çocuklar varmış. Yoksa abim o lafların altında kalmazdı. Tamam, sıkma sen canını. Üzülme. Her gün uyandığımda bundan daha kötüsü olmaz herhalde diye uyanıyorum. Ailem her seferinde beni şaşırtmaya başarıyor. Ben de her gün senden daha iyisi olmaz diye uyanıyorum. Ve beni hiç şaşırtmıyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.